Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle küs olanlar, ayrı olanlar için, iletişimi olmayanlar, kesilmiş olanlar için bir açılım yapalım istedim. Evet, başlayalım. Küs olanlar için niyet ettim ilahi kanaldan. Ayrı olanlar, iletişimi olmayanlar, küs olanlar için. Bize bilgi, niyet ettim ilahi kanaldan. Küs olanlar, iletişimi olmayanlar, neden aramıyormuş, neden gitmiş, adım atacak mı? Bununla ilgili bize öngörüde bulun. Evet, önce aklınızdaki kişinin, küs olduğumuz kişinin güncel durumuna bir bakalım. Güncel durumu nedir? Nelerle uğraşıyormuş? Önce ona bir bakalım, enerjisine, güncel durumuna. Aklınızdaki kişi. Düşünüyorum. Bir harekete geçmen lazım. Sana karşı biliyorum ama nasıl geçeceğimi bilemiyorum. Bunu geçerken de egomdan taviz vermek istemiyorum. Küçük bir eylem yapmak istiyorum ama bu sefer senin bana karşı kılıç kaldırmandan korkuyorum. Çünkü ben sana yalanlar söyledim. Verdiğim sözleri tutmadım. Arkamı dönmeden çektim gittim. Seni kandırdım. Evet arkadaşlar, size karşı güncel durumu şimdilik bu şekilde. Sizin sözleriniz onu üzmüş. O da kılıcını kaldırmış size karşı. Gelmek istiyor. Küçük bir eylem yapmak istiyor. Sizin bir nabzınızı ölçmek istiyor. Ama sizin söylemlerinizden korkuyor. Korkmadan ziyade aslında biraz da şey var. Yani kendi de kılıcını kaldırıyor. Siz kılıç kaldırdığınız zaman. Ama gelmek istiyor mu? Evet. Adım atmak istiyor mu? Evet. Ama kendisi şu an güncel durumunda bir kılıç kaldırma, bir nasıl söyleyeyim, kavga demeyeyim ama yani sizin ona söyleyeceklerinize karşı o da kılıcını kaldırmak istiyor. Öyle tepki veriyor. Alttan alma gibi bir durumu olmayı düşünmüyor şu an için. Ama bir hareket de geçmek istiyor. Evet, sizinle bir harekete geçmek istiyor. Harekete geçin, bir haber gönderin. Sonra birlikte bir kutlama yapalım. Tekrar beraber olalım, eğlenelim. Sizinle de güzel zamanlar geçirmiş geçmişte. Sizinle mutlu olmuş, sizinle hem arkadaşça hem sevgili olarak hem eğlenmiş hem mutlu olmuş. Geçmiş günlerindeki kutlamaları tekrar yapmak istiyor sizinle. Evet, haber bir gönderim. Bir birlikteliğimiz olsun. Ama geleceğimize birlikte bir bakalım. Neler var, neler yok. Birlikte bir gelecek sunalım. Ben artık kılıcımı kaldırmak istemiyorum aslında. Tek istediğim ona haber göndermek ama onun tepkisini bilemiyorum. Tepkisinden bilemediğim için ben kılıcımı kaldırıyorum. Evet, ben ona yalanlar söyledim. Verdiğim sözleri tutamadım. Şu an düşünüyorum. Nasıl gideceğim? Nasıl haber göndereceğim? Bu kadar yalanın üstüne bu kadar yaptığım
davranışlardan dolayı. Nasıl bir haber göndersem diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir haber göndermem lazım ki, öyle bir eylem yapmam lazım ki her şeyi affettirebilecek. Evet arkadaşlar, daha önce de geçmişte evet çok güzel günler geçirmişsiniz. Size bağlıymış, siz de ona bağımlıymışsınız. Tutku varmış aranızda. Yani ilişki durumunuza göre değişir ama burada cinsellik de var. Birbirinizi çok çekici olarak da görmüşsünüz. Bağımlıymışsınız birbirinize karşı. Kendini öyle söylüyor aslında. Ben ona bağımlıydım diyor. İkilemdeyim diyor. İkilemde şu an kendisi. Ne yapacağını bilemiyor. Parasal sorunlarla da uğraşıyor kendi. Ama seninle ilgili karar veremiyorum. İkilemdeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum bir türlü. Bir haber göndermem lazım. Bir eylem yapmam lazım. Yoksa seni kaybedeceğim biliyorum. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Çünkü senin tavrından, davranışından, tepkinden korkuyorum. Beni nasıl karşılayacağını bilemiyorum. Şu an bana yansıttığın düşünce ve his bir kılıç kralı gibi. Soğuksun. Hiçbir şekilde duygularını göstermiyorsun diyor. Sizin duygularınızı göstermediğinizi ve kılıcı çekmiş beklediğinizi düşünüyor. Evet, sizin bir haber beklediğinizi biliyor ama kılıcı da çektiğinizi biliyor. O kılıcı çektiğinizden dolayı ikilemde kalıyor. Zamanında evet çok güzel günler geçirdik. Mutluyduk da ben ona bağımlıydım. Tutkuluydu. Ama ben ona hiçbir zaman duygumu, düşüncemi belli etmedim. Ketum davrandım hislerimde. İlgimi, alakamı, sevgimi olduğundan daha az gösterdim. Biliyorum, sizin için diyor ki o çok güçlü. Sizin gücünüze hayran. Sizin gücünüze hayran. Onun, sizin gücünüz de aslında var olmuş. O bir dünya tılsım dokuzlusu. O bir mutluluk, bereket, kısmet, benim için bir şans. Maddi, manevi, güç. Güçlü görüyor sizi. Maddi, manevi, güçlü görüyor sizi. Kendini eksik görüyor size karşı. Peki duygularında ne var? Duygularında ne var? Hayalini kuruyorum ben onun. Hayalinde yaşıyor. Eski günleri düşünerek hayalinde yaşıyor. Ama benim çok sorumluluklarım var. Sadece tek sorunum aşk değil. Benim ailemle, etrafımla, işimle, gücümle, tek bu değneklerin hepsi tek tek bir sorumluluk arkadaşlar. Başka sorumluluklarım da var. Senden hariç. Ben onlarla mücadele ediyorum. Senin için de mücadele etmem gerek biliyorum. Ama önceliklerim var. Senden önce önceliklerim var. Ama sen benim hayalimdesin. Eski günlerdeki mutlu olduğumuz günleri, tutkulu olduğumuz günleri, bağımlı olduğumuz günleri hayal ediyorum.
Tekrar bir hayat, tekrar bir şans olsa diyorum kendi kendime. Tekrar yeniden başlayabilsek. Her şeyi unutup yeniden başlayabilsem seninle. Ama bunun için çabalayacağım, uğraşıyorum, çalışıyorum. Kendi hayatımla ilgili, kendi işimle ilgili sorunlarım var. Ve bir maddiyat sıkıntım var. Bu maddiyat sıkıntım içinde çalışıyorum. Çalışmam lazım. Bunu tamamladıktan sonra ben sana adım atacağım. Biliyorum sen bekliyorsun beni. Bir kraliçe gibi bekliyorsun. Üzgün olduğunu da biliyorum. Seni habersiz bıraktım, eylemsiz bıraktım, sevgisiz bıraktım. Bunların hepsini biliyorum. Ama senin de bir kraliçe gibi olduğunu, sessiz sakin beni beklediğini tüm gücünle bunu da biliyorum. Peki adım atacak mısın? Adım atacak mısın peki? Evet, adım atacak mısın? Küs olduğumuz kişi, haber alamadığımız kişi, iletişimi kesen kişi, kolektifteki enerjilerdekilerden kişiler haber adım atacak mısın? Atacağım. Atacağım. Ben onunla mutlu olmak istiyorum. Bolluk bereket içinde yaşamak istiyorum. Ben şövalye gibi geliyorum. Ben ona adım atacağım. Geleceğim. Bir kısmet, bir teklif, bir şans tekrar bir ona sunacağım. Tekrar birlikte olmak isteyeceğim. Onunla çok güzel mutlu günlere tekrar eski günlerimize yeni döneceğim. İstiyorum çünkü. Bunun için de ben geleceğim. Ama önce benim sorumluluklarım var. Bu sorumluluklarım için çalışmam lazım. Bu çalışmaları bitireyim. Bu sorumluluklarımı bitireyim. Ben sana geleceğim. Sana bir haber göndereceğim. Evet, sana bir haber göndereceğim. Geleceğim seninle. Çünkü sen benim hayalimdesin. Ben seninle tekrar eski günleri yaşamak istiyorum. Tekrar bir şans, tekrar bir yeniden başlangıç. Evet, sevgili arkadaşlar. Evet, bir teklifle geleceğim. Şu an için sana sevgimi, ilgimi göstermiyorum. Biliyorum, soğuk duruyorum sana karşı. Ama bunların hepsi değişecek. Ben geldiğimde sana hak ettiğin değeri vereceğim. Kısmetini vereceğim. İlgini, alakanı, sevgini hak ettiğin derecede vereceğim. Daha önce vermedim biliyorum. Söz, yalanlar söyledim. Sözler verdim ama yapmadım. Kaçtım. Ama artık o verdiğim sözleri tutacağım. Sana hakkın olan her şeyi sana iade edeceğim. Arkadaşlar, küs olduğunuz kişiler, kupası, tılsıması, size bir teklifle, elinizde somut bir teklifle gelecek, sizle tekrar barışmak isteyecek Allah'ın izniyle. Çünkü siz onun hayalindesiniz. Sizinle tekrar mutlu olmak istiyor. Yeniden bir şans, yeniden bir yaşam, yeniden bir birliktelik ikiniz için düşünüyor. Ama tek korktuğu sizin kılıç kaldırmanız. Bir de soralım bakalım. Peki neden gelmedin? Neden aramadın şimdiye kadar? Neden gelmedin? Neden gelmedin? Yine geçmiş arkadaşlar, geçmişi özlüyor. Geçmişteki güzel günleri özlüyor. Evet, seni bırakıp gittim. Terk ettim seni. Arkamı döndüm sana. Nedenini söylemedi ama tekrar geleceğini söylüyor. Kılıç asın.
Sizin bir sözünüz, sizin bir davranışınızdan dolayı da gitmiş olabilir arkadaşlar. Sizin sözleriniz, davranışlarınız keskin olabilir. Bir sözünüzde kırılmış, arkasını dönmüş olabilir. Ama eski, geçmişi arkadaşlar hep geçmişi özlüyor. Geçmişi özlüyor, geçmişin hayalini kuruyor. Sizinle mutlu olduğu günleri tekrar kavuşmak istiyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Bunlar hep hayalinde. Sizinle birlikte olmak istiyor tekrar. Peki. Son bir kart alalım bu açılım için. Kolektifte kiminle enerjim tuttu bilmiyorum ama ilişkisi bu durumda olan arkadaşlar için. Son bir kart alalım. Son bir kart. İmparatoriçe. Güç. Sen benim imparatoriçemsin diyor. Asilsin, güvenilirsin, sadıksın, güçlüsün. Sen benim imparatoriçemsin diyor. Evet arkadaşlar. İmparatoriçesi. Geleceğim sana diyor. Geleceğim. İmparatoriçeme tekrar kavuşmak istiyorum diyor çünkü. Evet arkadaşlar bu kadar. Küs olanlar, ayrı olanlar, iletişimi olmayanlar, beni dinleyen danışmanlarım, karşı taraftaki düşünceler bu şekilde. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Karşı tarafın gelmeye niyeti var. Ama biraz sorunları var. Kendine ait sorunları var. Sizde bir alakası yok. O sorunları halledip o şekilde öyle gelmek istiyor size. Size evet yalanlar söylemiş. Verdiği sözü de tutmamış. Onu da biliyor bilincinde. Ama hepsinin yeniden sizin hak ettiğiniz değeri, sevgiyi vereceğini söyledi. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah tüm ayrı olanlar barışır Allah'ın izniyle. Bir de melek kartı alalım. Bakalım böyle bir ilişkide olan kişilere melek kartımız ne söyleyecek? Bunu karşı taraf için alıyorum arkadaşlar. Sizi terk edip giden, arayıp sormayan kişi için alıyorum bu melek mesajını. Melek mesajımız ne olacak? Sizi arayıp sormayan partnerinize melek mesajımız ne olacak? Hava ikilisi. Bir karar vermeme ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz problem yokmuş gibi davranma. Evet arkadaşlar, burada ben size demiştim kartımız karar veremiyor ikilemde. Melek kartımız da ikilemde olduğunu söylüyor ama kararını vermesi gerektiğini, isteksiz olma diyor. Evet, isteksizliğimiz de var biraz, kendini ağırdan satıyor. Çünkü niye? Sorumlulukları var. Ama bu tarafı da problem yokmuş gibi davranma diyoruz. Çünkü sizi ikinci plana, üçüncü plana atmış durumda şu an için. Çünkü tek sorumluluğu siz değilsiniz, sorunu da siz değilsiniz. Melek kartımız da kendisine diyor ki bir problem yokmuş gibi davranma, ikilemde kalma, bir karar vermeye isteksiz de olma diyor. Tam isabet oldu melek kartlarımızın. Bir melek kartı da sevgili danışmanlarımıza, beni dinleyen danışmanlarımıza çekmek istiyorum. Böyle bir ilişkide bulunan kolektifteki arkadaşlarımıza peki meleklerimiz nasıl bir mesaj verecek? Evet. Bu melek kartımız da sizin için gelsin arkadaşlar. Su aslı. Aşık olma ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi, yeni bir yuva. Evet arkadaşlar, ne söyleyeyim? Partneriniz geri dönmek istiyor, barışmak istiyor, özür dileyecek, af dileyecek Allah'ın izniyle tabii ki. Bu bakın bir gelecekten haber vermez, her zaman söylüyorum. Bu öngörüdür. Allah'ın izniyle inşallah partnerleriniz gelecek. Ve melek kartımızda dedi ki aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması diyor arkadaşlar. Alın kabul edin. Ben aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Zamanını bekleyin. Her şeyin bir zamanı vardır. İlahi adaletin zamanı vardır. Nasibinizde, kısmetinizde varsa tekrar dönüp dolaşıp geleceği yer sizsinizdir.
kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. İyi günler.